Çok lezzetli bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle pizzanın ana vatanına, İtalya'ya, Roma'ya gidiyoruz ve en iyi pizzanın peşine düşüyoruz. Please don't. Pizza en çok sevilen ve en pratik yiyeceklerden birisi. Tarihi 12 bin yıl önceye kadar gitse de 1800'lerde modern pizza ortaya çıkıyor ve genç, yaşlı, fakir, zengin demeden her kesime hitap ediyor. Pizza aslında İtalya'nın Napoli bölgesinde ilk olarak ortaya çıkmış olsa da dünyada popülerleşmiş iki farklı pizza yapma şekli var. Bunlardan bir tanesi Roma tarzı pizza, bir diğeri ise Napoli tarzı pizza. Roma tarzı pizzanın hamuru ince ve gevrek, Napoli tarzı yani. Pizzanın hamuru ise yumuşak ve daha kalın oluyor. Biz bugün Roma'da olduğumuz için Roma tarzı pizzalara odaklanacağız ama çok farklı pizzalar da deneyeceğiz. Roma'ya gitmeden önce birçok farklı internet sitesine baktım, uygulamalarda gezindim, blogları okudum ve en yüksek puanlı, en çok tavsiye edilen en iyi pizzacıların listesini çıkarttım. O halde lafı daha fazla uzatmadan gelin videomuza başlayalım. Şimdi Roma'nın en iyi pizzacılarından. Şu anda fiyatları nasıldır bilmiyorum ama bak bir şey söyleyeyim, bak üniversitede öğrenciyken gidebiliyormuşum ki aslında orası da pahalıydı yani. Ama ne kadar böyle kişi başı 70 lira mı ne ödeyerek mesela İtalyan tarzı pizza yemiştik. Ankara'da, Tunalı'da Big Chef's'in yanında bir yer daha vardı. İtalyan restoranı. Neydi oranın adı? Neydi ki? Mezzaluna. Evet, Berihu. Teşekkür ediyorum. Mezzaluna'nın mesela pizzası çok güzeldi. Bayağı güzeldi. Şefi de İtalyandı zaten. Bayağı güzeldi mesela oranın pizzası da. Ankaralılar için ufak bir tavsiye vermiş olalım. Şu anki fiyatları asla bilmiyorum. Ne alemde olduğunu. Ama Mezzaluna'nın pizzası bayağı güzeldi. Birisinin önündeyiz. Şu anda saat 10. Burası arkadaşlar dükkanı. Saat 10'da açıyor. Biz de açılır açılmaz follow'u burada aldık. Bu restoranın şöyle bir özelliği var. Geleneksel Roma pizzasını çok hızlı bir şekilde müşterilerine sunuyor. Kullandıkları ürünler, sebzeler, et, her şey çok tazeymiş. Bakalım gerçekten öyle mi? Çok heyecanlıyım bu arada. Bugün Roma'da yiyeceğim ilk pizza olacak. Hatta Roma'da yiyeceğim ilk pizza olacak genel olarak. Haydi gelin pizzamızı seçelim. İçeride kendimiz seçeceğiz pizzamızı da. Arkadaşlar görüyorsunuz burada böyle bir sürü pizza var. Zaten burada hali hazırda hazırlanmış ve biz bunların içerisinden bir tanesini seçeceğiz. Aslında ben klasik margarita pizzayı çok seviyorum. Ama bir dakika onu seçmedim. Ben ama şu ne ya? Diyecektim. Ne kadar güzel gözüküyor. Çiçek var üstünde resmen. Kabak çiçeği var, evet. Müthiş gözüküyor ya. Sanırım bence biz bugün bol bol margarita pizza yeriz zaten. O yüzden biz şu kabak çiçekliyi seçelim mi? Resmen. Ay şunda da aklım kaldı, müthiş gözüküyor ha. Hadi ilginç bir şey olsun diye kabak çiçekliği seçtim. Umarım memnun kalırım. Bu pizzanın adını arkadaşlar burada pinsa diyorlarmış. Burada görüyorsunuz bu arada kocaman bir pizza fırını var. Bu Napoli pizzasından farklı olarak çok daha ince ve çok daha çıtırmış. Ben de zaten gerçekten çıtır ve böyle ince hamurlu pizzaları çok daha fazla severim. Tam yerine geldik. Bu arada ben dükkana geldim. Hemen bereket arttı vallahi, hemen müşteriler geldi. Benim ayağım doğurdu biliyor musunuz ya? Ben de mesela bir yere gideyim hemen doluşur insanlar. Uğurlu biri. Çıtır sese geliyor bakın. Bayağı güzel pişmiş. Canımdan macun çekti. Çok fazla esnemedi. Benim de daha çok esner diye düşünmüştüm ama düşündüğüm gibi olmadı. İncecik hamuru bak göstereyim. Hamurum incecik altındaki. Arkadaşlar pizzayı zaten ince hamur yiyeceksin. Bak pizza dediğin ince hamur yenir. Kalın hamur yenmez. İnce hamur yiyeceksin. Kalın hamur öğrencilik hayatında yenir. Ucuz olsun diye yenir. İlk maaşınla gideceksin, ince hamurlu pizza yiyeceksin. Bol bol peynir var. Nasıl güzel çıtırdadı lan. Bol bol peyniri var dediğim gibi ve tadı çok güzel. Hamuru minimum seviyede tutmuşlar. Çıtır çıtır ve sebzelerin tadını hissediyorsunuz. Dur bir de kenardan alacağım ben çünkü çıtır kenar tabii severim. Tabii ki de lahmacun, bu soru mu Mehmet Kante? Ya canım susurluk tostuyla lahmacun çekti.
ikisinde ançoyez de varmış. Ben yalnızca kabak var diye yemiştim. Ama ançoyez çok tuzlu olduğu için çok fazla tuz atmamış pizzaya şefimiz. O da böyle bir dengelemiş. Normalde ançoyezi hatırlarsanız bir videoda yemiştim ve tükürmüştük yani. Kötü şeyler yaşanmıştı. Fark etmedim bile içerisinde olduğunu. Güzel dengelemişler yani. Ben bitirdim bütün dilimi ve bütün gün pizza yiyecek olmama rağmen. Bundan sonra salam yok. Pinsero diyelim. İtalya'ya geldiğimden beri pizza, pinsero, ristorante diye geziyorum. Ve bütün markaların böyle okunduğunu fark ettim. Balenciaga, Gucci, Prada diye. Bu arada bunların birçoğu da Fransız ha, İtalyan bile değil. Aa ne? Bellissimo. Kahveyi mesela, bak şimdi kahveyi arkadaşlar, ben şöyle büyük bardakta içmeye alışmışım. Normal böyle takeaway kahve satan bir dükkan bulmak da burada çok zor. Bir kere Starbucks yok. İtalya genelinde Starbucks yok. Yalnızca Milano'da çok büyük bir dükkanları var diye biliyorum. Gitmiştim oraya. Kahve maksimum bu kadar veriyorlar bu. Ice Americano düşünün. Büyük bir kap var mı diye sorduk. Aa, İtalya'da öyle bir şey yok dedi. Dışarıdan da bir çocuk duydu bunu, güldü. Ne var yani biz büyük bardakta kahve içmek istiyorsak. Ama kahve güzel, lezzetli. İtalya'nın kahvesi, evet, pizzası. İtalya'daki ilk pizzamızı yedik ve arkadaşlar bu pizzanın fiyatı 6 euroydu. 6 euro bence kulağa gayet uygun geliyor. Çünkü çok doyurucuydu bir kere. Allah aşkına 6 liraya bu şeyde satılan pizzalardan bile yiyemeyiz. Fırında satılan pizzalar ne kadar oldu arkadaşlar? 6 liraya Türkiye'de bunu nerede ye? 6 liraya lahmacun yok ki. Kız 6 liraya lahmacun yok. Altı birime mümkün değil, yiyemezsin. Ay hemen lavaboya gidip gelsem olur mu, bir de kahve alsam. Kulaklığın takılı ama. Uyar merkeze. Hemen bir lavaboya giymem lazım. Giymem mi ayıcım? Hemen geliyorum. Koşa! Evet, İtalya'daki ilk pizzamızı yedik ve arkadaşlar bu pizzanın fiyatı 6 euroydu. 6 euro bence kulağa gayet uygun geliyor çünkü çok doyurucuydu bir kere. Sabah ben bu pizzayı yesem bayağı bir doyarım, güne rahat rahat devam ederim. 6 euroyu Türk lirasına çevirince 96 TL ediyormuş. Ama maalesef yani bizim paramızda her şey çok pahalı arkadaşlar şu anda. Artık bir sonraki pizza durağımıza gidebiliriz. Şimdi İtalya'nın en ünlü pizzacılarından birisi olan Panifico Pasti'ye geldik arkadaşlar. Burası aslında bir fırın, klasik bir pizzacı değil. Fakat içeride kendilerine özgü, ilginç, uzun, ince Roma pizzası satıyorlarmış. Gelin içeriye girelim bakalım neler var. Bu arada burası takeaway olarak servis veriyor. O yüzden pizzamı alacağım ve burada bir park var. Birazdan orada sizinle birlikte tadacağız. Haydi. Of, sıra oldu bir yandan, oldu. Nasıl mı satayım ya? Bakın gerçekten ayağım çok uğurlu. Böyle davetlere, açılışlara beni çağırıyorsunuz. Bir de yağmur yağmaya başladık. Bereket getirdim şehre. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz çeşit çeşit pizzalar var. Hepsi incecik gözüküyor. Buranın alameti fark ettiğim gibi incecik dilim pizzalarının olması. Şimdi buradaki en özel pizzaları hangisiyse onu isteyeceğim. Bakalım hangisini verecek. Her şey okeyim. Bence şu çok güzel gözüküyor. Bunu alalım değil mi? Bir sorayım ama en özel pizzamız hangisi diye. Ona göre bir şeyler yaparız olmadı. Ondan da alırız, şunlardan da alırız. We want your special slice pizza. Okay. Do you have any suggestion for us? Okay, okay. This one, right? Yes, perfecto. Yeah. Yes, this is okay for us. Marinara. Marinara. Bravo. Marinara'ymış ismi. Gördüğünüz gibi burası bir fırın olduğu için bir sürü şey var aslında. Tatlılar da var, orada et de satıyorlar. Bir bakkal dükkanını andırdı bana. Ama pizzasıyla ünlü. Yeah, thank you. Please don't. Bu arada çok uygun fiyatı ya, yalnızca 2 euro. Şimdi pizzamızı aldık arkadaşlar ve bir parka oturduk. Arkamda da yine bir tarihi eser var. Bu arada gerçekten Roma'da nereye kafamı çevirsem tarihi eserle karşılaşıyorum. Bu pizzamız arkadaşlar oldukça uygun fiyatlı. Bunu 2 euroya aldık. Pizza ilk ortaya çıkışında işçi kesime hitap ediyordu biliyorsunuz. Çünkü yemesi, tüketmesi çok kolay. İnsanlar direkt olarak yemeğini yiyip işine devam edebiliyordu. Bu da hala o simit geleneği gibi devam ettiren bize pizzalardan. Hızlı bir şekilde alıyorsunuz, yemeğinizi yiyorsunuz ve işinize devam ediyorsunuz. Hamuru da incecik, çıtır çıtır, şuna bakın.
Görüntü olarak çok güzel gözüküyor. Çok eski bir fırın bu arada burası. Hala insanlar çok severek bu fırını tercih... Şehirden şehire değişiyor ya. Gerçekten şehirden şehire değişiyor bu arada. Bak kimisi 6 lira alıyor, kimisi 3,5. Kimisi 4,5. Ediyor ve buradan alışverişini yapıyor. Şimdi bakalım gerçekten abartıldığı kadar var mı? Domatesin tadı çok iyi. Bunun içerisinde yoğun bir şekilde domates sosu var. Görüyorsunuz. Ay Meryem, su videosundan sonra bir şey yediğini görmüyor. Nasıl mutlu oldum sizlerle. Yemiş oldum. Ançoyezli pizzadan daha güzel. Çıtır çıtır, hamuru incecek. Ben bunun lezzetini çok yerinde buldum. Meryem ince, benim içim rahatlıyor. Gel bakayım yavrum, gel. Buradaki kuşlar kedi köpek gibi gerçekten. Yurt dışındaki kuşlar full kediler köpekler gibi. Gel bakayım. Gel lan. Yiyorlar işte. Meryemciğim kuşları her yerde buluyor. Biliyorsunuz Amsterdam sokak lezzetleri videosunda bunlar gelmişti. Ben onları beslemiştim. Meryemciğim o çok büyük diyorlar bana. Buranın en ünlü fırınından aldım arkadaşlar. Gelin bu iyiliği başka size kim yapar? Oha! O kadar büyük şey nasıl yedi? Bu kadar parça attı ağzına kuş. Obez olacak. Gelin. Ne oluyor Meryem? Oha! Kuşlara fısıldayan kız. Oha! Beni pizza yerken görse baygınlık geçirecek demek ki. Haberi duyan geliyor. Alın. Çok komikler. Gelin bakayım arkadaşlar, pizza o kadar güzel ki gördüğünüz gibi güvercinler bile geliyor. Oha, oradakini direkt yiyecek. Akıllı çıktı. Elime gelin ya. Ne olur elime konar mısınız arkadaşlar? Sen hırsızlık yapıyorsun ama artık. Güvercinlerle zevkimiz çok fazla uyuştu. Bu pizza mükemmel bir pizza. Kuşlar da anladı bunu. Kesinlikle görünüşüne, hani ucuz bir yerden almış olmamıza aldanmayın. Çok lezzetli. İstanbul'da bu kadar lezzetli bir pizza yediğimi daha önce hiç hatırlamıyorum. Çıtır çıtır. Ruslan acaba İtalya'da çok mu vakit geçirmiş? Cappuccino. Avocado. Ben de burada bir hafta kalsam ona dönüşebilirim bu arada. Yine İtalya'nın en ünlü pizzacılarından birisinin önündeyiz. Fakat burada alıştığımız normal pizzalardan yapmıyorlar. Üçgen şeklinde sandviçe benzer bir şekilde pizza yapıyorlar. Ve burası İtalya'da gerçekten çok ünlü. Şimdi bu ilginç pizzayı sizlerle birlikte test edeceğiz. Haydi gelin. Ben de İtalya'yı çok görmek istiyorum ya. Burada arkadaşlar görüyorsunuz içeriden böyle yumuş yumuş hamur geliyor. İç malzemesi de hazır. İç malzemesinden sonra bu hamurların içerisine koyup servis ediyorlar. Ben en çok şu ekmek. Bakar mısın nasıl şişmiş, nasıl kabarmış. Yumuş yumuş. Bir tane buranın en klasik pizzasını söyledik. Bir tane de içerisinde et olan farklı bir pizza söyledik. Şimdi arkadaşlar siparişlerimiz geldi. Gördüğünüz gibi burada üçgen sandviç şeklinde pizzalarımız var. Bu arada gerçekten bildiğiniz bunlar sandviçe benziyor pizzadan ziyade. Demin içeride görmüştük zaten o pufidik ekmeklerin içerisine malzemeyi doldurmuşlar görüyorsunuz. Ekmek hakikaten burada sıcacık. Hadi bakalım. Hmm. Bu böyle soslu bir sandviç ya. Bunda hiç pizza tadı yok açıkçası. Hani sosunu falan güzel yapmışlar ama buna Meryem sen pizza der miydin diye sorarsanız demezdim açıkçası. Anlamışsınızdır zaten yüzümden. Ölüp de bitmedim yani. Yemesi de çok zor. Ben çok beğenmedim ya. Sosu da böyle aşırı yoğun. Öğlen arasında yenmez. Ağır bir şey bence. Bu denemiş olduğum tavukluydu. Bunun içerisinde de et var. Şimdi bununla tadına bakacağım arkadaşlar. Bu da yine bayağı soslu. Bakar mısınız? Yani sosu çok yoğun. Ve bence pizza ile alakası yok. Ne peynir var içerisinde ne domates sosu var yani. Hadi bakalım. Canım aşırı çok ağır. Çekti. Bir de sen tadına bak bakalım sen ne düşüneceksin hadi. Canım ben bayılırım ağır şimdi yemeklere. Arkadaşlar pizzacıdan çıktık. Ben buraya gelmeden önce çok fazla araştırma yapmıştım. Ve bütün listelerde buranın adı geçiyordu. Buranın üçgen pizzalarının çok lezzetli olduğu yazıyordu. Bence kesinlikle abartıldığı kadar güzel bir pizza değildi. Zaten bence bunlar pizza değildi. Bildiğiniz sandviçtiler. Bir sandviç pizzanın fiyatı 4 euroydu. İtalya'nın, Roma'nın en iyi pizzacıları listesine girebilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum. İçinde dolu dolu tavuk, içinde dolu dolu et olan o sandviç 4 birim miydi?
Dört birim miydi? İtalya'da dört birime içi dolu dolu et olan o sandviçi mi yiyebiliyorsun? Şimdi de klasik Roma pizzası yapan bir yere geldik. Buraya arkadaşımın tavsiyesiyle geldim. Roma'da yaşayan pizzalarının çok güzel olduğunu söyledi. İsmi de Pizzeria La Bossassia. Bakalım sabahtan beri yemiş olduğumuz pizzalardan farklı bir lezzetle karşılaşacak mıyız? Gelin bakalım nasıl bir pizza alacağımıza içeride karar verelim. Şimdi burada gördüğünüz gibi envai çeşit pizzalarımız var. İncecik hamuru. Neyle alacağımıza karar verdik arkadaşlar. Bir tane kesinlikle ben margarita alacağım. Margarita pizzalar çünkü hiç boş çıkmıyor. Çok güzel çıkıyorlar. Bir tane şundan alacağım. Üzerinde mantar ve peynir var. Bir tane de daha önce hiç tatmadığımız bir lezzet almak istiyorum. Şurada patatesli var. Patatesli bence ilginç olabilir. Kararımızı verdik. 3 tane alacağız çünkü bugün başka bir gün. Ve ben gerçekten çok acıktım. İştahım da yerinde yiyebileceğimi düşünüyorum. Thank you. Pizzalarımız hazır. Enfes gözüküyorlar ya. Çok sabırsızım yemek için. Şunlara bak. Bellissimo Italiana pizzeria. Şu görmüş olduğunuz pizzalar 5 euro tuttu. Ve dükkanın yeri de çok güzel. Müthiş bir atmosfer var. Sokak çok tatlı. Bakalım lezzetleri nasıl pizzaların? Roma tarzı pizza. Bütün bu tabak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani şöyle düşünün, orta boy bir pizza aldınız gibi düşünün aslında. İtalya tek gidiş dönüş olmayan bilet. Tek gidiş bilet. Evet. Sadece gidiş. Döndü, bir daha dönmek yok. Bir daha dön, bir kere gideceğim, bir daha asla sonsuza kadar dönmeyeceğim. Aktarmasız, tek yön. Tek yön. Bir daha dönmeyeceğim, yok. Ha, yok. Sadece gidiş. Teşekkürler. Bunlar da gidemiyoruz, evet. Evet hocam. Demiştim zaten, hatırlıyorsunuzdur. İncecik. Bakın ekmeği incecik, hamuru incecik ve çıtır çıtır. Ayşe'cim hoş geldiniz bu arada. Ay hemen margarita pizzamın tadına bakacağım. Hmm. Biliyorsunuz değil mi? Çok iyi. Domateslerin tadı çok farklı bu ülkede ya. Çok lezzetli gerçekten. Şu bahçede bizim yetiştiriyorlar ya. Domateslerin içi çok boşaldı. Şey, zaten o, ekmeği. Yani gerçekten bu arada İtalya'da domates yani... bayağı dikkat ederek yetiştirdikleri bir şey. Ve organik. Çok da kaliteli bir şekilde yetiştiriyorlar. İtalya'da öyle çok fazla seracılık sistemi yok yani yanlış bilmiyorsam. Eğer bahçe domatesi. Domates onlar için çok önemli çünkü. Hamuru çok ince. Bundan yersiniz. Yenir bu. Ben bu patatesi çok merak ediyorum. Bence patates ve pizza gayet güzel bir ikili. Şöyle içerisinde domates sosu yok bunun da. Peynir ve patates var. Hadi bakalım şuradan şu patateslerin yoğun olan yerini alalım. Şey olmuş bu. Benim annem çok yapardı. Patatesli börek. Tam bir patatesli börek tadı var. Yakışmış, güzel olmuş ama ekmekle patates birazcık hani ağır olur ya. Midenizi bu çok kolay şişirebilir. Beni böyle gitti. Annemin evine götürdü bu pizza. Hemen şu mantarların da tadına bakacağım. Bu arada şunu fark ettim. Henüz bunu tatmadım ama en mantıklı seçimleri galiba burada yaptık. Bunun da üzerinde bol bol mantarlar var. Patlıcanlı ya. Tadı çok ilginç bunun. Daha yoğun bir şekilde peynir kullanmışlar. Ama bunların içerisinde hangisi favorin derseniz margarita. Kraliçe margarita bir şey biliyormuş. Çok lezzetli. Kamera arkasında da kameramanım şu anda. Kamerayı tutuyor ama ağzının sularının aktığını görebiliyorum. O da yesin. İkimiz de çok acıktık, çok yorulduk. Daha sonra burası boş bir haldeyken açacağım. Bu tabakta eminim hiçbir şey kalmayacak bugün. Hadi.
patlıcanlı. Ay şefim inşallah. Ben sana ne dedim arkadaşlar? Bunların hepsi bitecek demedim mi? Bu arada ben kendi payımın hepsini yedim. Bunlar sevgili Temmuz'un payı, ona bıraktım yani. Temmuz'da bana ait olanların hepsini ya. Yedim. Çok güzeldi. Bayağı sevdim. Hatta gideceğim içeriden bir dilim daha alacağım biliyor musunuz? Bunu yapacağım. Denemediğim bir çeşit vardı. İçerisinin boşalmasını bekliyorum gidip almak için. Yine biz ayak bastık. Arkası ana baba günü oldu yani. İnanılmaz. Aa Enes neden olmasın? Tabii ki de. Mesela ben yurt dışına gitsem ben tatsam. Bak hayal et beni. Patlıcanlıyı görünce gözümün dönmesini bir hayal et. Lütfen patlıcanlı hadi. Yine patlıcanlıyı almadın Meryem, delirteceksin beni. Arkadaşım geldi ya. Arkadaşım al bakalım. Buna birazcık daha ürkek ver. Biliyor musun minnoş? Geldi valla. Bu sefer çok fazla atamayacağım kuşlara. Ya bu pizzayı beğendim, kendim yiyeceğim. İtalya'da, Roma'da en iyi pizzayı bulma arayışımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi de Roma tarzıyla Napoli tarzını harmanlamış bir yere geldik. Bakalım Roma tarzıyla Napoli tarzı harmanlandığında ortaya nasıl bir sonuç çıkıyor? Biz bütün gün hep Roma tarzı pizzalar denedik. Burada bir margarita siparişi vereceğim. Bir de işletmeye bırakacağım. Onların spesiyeli neyse bana onu getirmelerini isteyeceğim. Bakalım neler tadacağız, neler yiyeceğiz. Hadi gelin, gidelim. Fark ettiyseniz burası birazcık daha şık bir yer. Sbanco'dayız. Araştırmalarımı yaparken buranın ismini çok fazla gördüm. O yüzden pizzalar için heyecanlıyım. Gün içerisinde birazcık daha salaş mekanlara gitmiştik. Çok daha rahat bir şekilde pizzamızı yiyeceğiz. Akşam oldu. Ben siparişimi çoktan verdim bu arada. Bir adet margarita pizza, bir adet de buranın en özel pizzasını getirmesini istedim garsondan. İçerisinde kabak olduğunu biliyorum. Roma'nın en Hatlı özel pizzası ya. Dedi bize. Haydi bakalım ya neler gelecek, bizi şaşırtacaklar mı? Pizzalarımız geldi. Bir adet margarita pizzamız, bir adet de ançoyuzlu ve kabaklı pizzamız var. Gördüğünüz gibi bu bugün yediğimiz pizzalardan birazcık daha farklı gözüküyor. Çok daha kalın gözüküyor hamuru. Normalde Roma pizzasının hamuru birazcık daha ince oluyor. Birazcık daha Napoli pizzasına yakın yapmışlar. Fakat Napoli pizzasına benzemesine rağmen çıtırlığını hala koruyor. Çıtır çıtır kenarları görüyorsunuz. Ve yine oldukça ince şu orta kısmı. Ya neye benziyor şu an biliyor musunuz? Karadeniz pidesine benziyor. Karadeniz pide hiç yemediyseniz hayatınızda, Ankara'da Serender vardır. Gidin Serender'de yiyin. Efsanedir. Eski Atatürk Anadolu Lisesi vardı. Sıhhiye'de onun tam karşısındaydı. Hala duruyor mu bilmiyorum. Oranın yumurtalı kaşarlı yuvarlak pidesini bir yiyin. Böyle bir şey yok. Kenarları aynı ona benziyor. Ben şu an bittim arkadaşlar. Ben bittim. Serender. Hala duruyor mu bilmiyorum. Şimdi ben margarita için çok heyecanlıyım. Margarita pizzasının adını nereden aldığını da size anlatacağım. Şöyle bir keselim. Mesela ben onu yüksek mal yoğunluydum yani. En heyecanlandığım pizzalardan birisi. Hemen bir tadına bakalım. Çok iyi. Çok beğendim. Şimdi şu kenarından da alalım. Çünkü çıtır çıtır tadına bakmak istiyorum. Bu pizzayı çok beğendim. İşte bu margarita pizza ya. Bayıldım. Şu fesleğenlerinden de koyacağım arkadaşlar. Fesleğenler de aşırı taze bu arada. Gerçekten şu anda 10 numara bir pizza yiyorum yani. Roma'da olduğumu, İtalya'da olduğumu hissettim.
hamurun çıtırlığını hissediyorsunuz ama hamur hamur bir tat almıyorsunuz. Yani varla yok arası. Tatlı tatlı oyunlar oynadı pizza size. Bir de şimdi size margarita pizzasının nasıl ortaya çıktığını anlatmak istiyorum arkadaşlar. Gerçi Margarita bir gün Napoli'ye gidiyor. Saray yemeklerinden sıkılmış. Napoli'ye gittiğinde şef Esposito'ya diyor ki bana şu pizzalarından hazırla bakalım şefim diyor ya. Neler var? Şef Esposito da ona bu klasik domates, mozzarella peyniri ve fesleğenden oluşan şu anda margarita pizza dediğimiz pizzayı hazırlıyor. Kraliçe Margarita da üzerindeki bu fesleğenin yeşilini, mozzarella'nın beyazını, domatesin kırmızısını İtalyan krallığının bayrağına benzetiyor ve tadını da çok seviyor. Diyor ki Esposito buna benim adımı verin ya, bu pizzanın adı Margarita pizza olsun. Hatta Esposito'ya bir mektup yazıyor ve şu anda benim Napoli'de hala bu şey pizzacıda bu mektup sergileniyormuş. Eğer Napoli'ye giderseniz bu mektubu görebiliyormuşsunuz. Şimdi de bu pizzamızın tadına bakacağım. Bunda domates yok. Sanırım Roma'da kabak çiçekli ve ançüezli pizza çok meşhur. Sabah da buna çok benzer bir pizza yemiştik ilk gittiğimiz yerde, biliyorsunuz. Yine aynı pizza geldi. Bu birazcık da pizzanıza deniz mahsulü seviyorsanız beğenebileceğiniz bir pizza. Balığın tadı çok yoğun geliyor. İçerisinde ben balık görmeyi çok beklemediğim için birazcık hani balık gördüğüm için şaşırdım. Ya hamsi işte ançöz ya, hamsi. Hangisi favorim diye sorarsanız tabii ki bu. Bu bambaşka bir şey. Pizzalarımızı yedik arkadaşlar, hesabımızı ödedik. Burası Napoli tarzıyla Roma tarzını harmanlamış bir yerde. Ve ben gerçekten pizzaları çok beğendim. Margarita pizzamızın fiyatı 8 euroydu. Ançüezli pizzamızın fiyatı da 9,5 euroydu. Eğer Roma'da yaşayan birisiyseniz bence oldukça uygun bir ücret bu. Buraya çok aç bir gününüzde gelirseniz mükemmel keyifli vakit geçirebilirsiniz. O zaman bakalım acaba yeni bir pizzacıya gidecek miyiz? Yeni bir pizzacıya gitmemi istiyorsanız arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Belki sizlerle birlikte Napoli'ye gideriz bir sonraki videoda. Ben İtalya'yı çok beğendiğim için ikiletmem, direkt gidebiliriz yani. Napoli'deki hatta Kraliçe Margarita'nın mektubu göndermiş olduğu fırına dahi gidebiliriz. Zaten video boyunca sizlerle düşüncelerimi paylaştım ama bir sıralama da yapmak istiyorum. Ben bu pizzacıların hepsini internetten buldum ve her biri internete çok yüksek puan almış pizzacılardı. Bunu neden söylüyorum? İtalya'da yaşayanlar şimdi bana gelip şöyle yorumlar atmasın. Yok efendim Meryem, benim mahallemde çok daha iyi bir pizzacı vardı, oraya neden gelmedin? Yok efendim Meryem, bu gittiğin pizzacı hiçbir şeye benzemiyor, burayı nereden buldun gibi yorumlar atmayın. Atabiliyorsunuz çünkü biliyorum, dediğim gibi ben İtalya'da yaşayan bir lokal olmadığım için bulabildiğim maksimum en iyi pizzacıları sizlere de götürmeye çalıştım. Benim bir numaramda Pizzeria La Bossasia'da yemiş olduğumuz Margarita pizza var. O kesinlikle bence en lezzetlisiydi. İki numaramda ise ikinci gitmiş olduğumuz Panifico Pasti var. Panifico Pasti'nin marinara pizzası da çok lezzetliydi. Dışarıdan çok güzel bir fırın, çok güzel bir restoran gibi gözükmese de abi 8 euroyu geçtim yani, 8 birimi geçtim bak. Şu an 8 euro kaç lira? 127 lira. Bir mekana gittik diyelim ki, bir mekandayız ve çok da iyi pizza yapıyor. Tahmini sizce pizzası ne kadardır? Sadece pizzası. Yani şöyle düşünün ve de yani meşhur. İnternette puanları falan çok yüksek. Öyle Domino's Momino's değil yani. Mekan. Mekana gidiyorsun. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Yani yüksek ihtimalle sırf pizzayı 100 küsür liraya falan yersin. 100 birime falan yersin. Sırf pizzadan bahsediyorum. Yanında içecek içecek yok yani. İtalya'nın asgari ücreti 1662 euroymuş. Beni oldukça şaşırttı. Marinara pizzada Margarita pizzanın peynirsiz olanı bu arada. 3 numaramda da Spanco var. Ben genel olarak bu arada kesinlikle Roma tarzına kendimi çok daha yakın hissetsem de onların da yapmış oldukları pizza bence çok lezzetliydi. Siz de lütfen yorumlara yazın. Siz Roma tarzını mı yoksa Napoli tarzını mı tercih ederdiniz? Yoksa
Türk tarzı pizza olan lahmacunumu tercih ederim. Lahmacun. Arkada bir lahmacun tercih ettim. Tanıyorum yani. Lahmacun. Ama ben Roma tarzını çok beğendim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok 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 seviyorum. Buraya kadar izleyenler aşağıya. Afiyet olsun Meryem.